İstanbul'a trenini çıktıktan sonra artık yavaş yavaş rakımın yüksek olduğu yere geldik. Ya muhteşem bir manzara var. Rüzgar felaket bir şekilde esiyor. Kulaklarımızda böyle hafif bir... Çünkü çok bayağı bir rakım çıktık. Evet, tahmin ediyorum. Tepelerin ardı, arkası İmranlı. İmranlı'ya zaten giriş yaptık. Yani bu yeşilliği göstermek istedim sevgili izleyiciler size. Ya farklı bir yer buralar ya. Her köşede bir arıcılık var. Her köşede arıcılık yapıyorlar böyle yüksek yerlerde. Evet, ağaç yok ama güzel bir doğa manzarası var. Devam ediyoruz. Bu şu tepeyi açtıktan sonra İmranlı'dayız efendim. Şu tepeden sonra artık İmranlı'nın o güzelliklerini göstereceğiz size. Buradan İmranlılı olanlara da sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Bir tane araba geçmiyor vallahi. Bizden başka da kimse yok sabah sabah. Yani Polat Deresi'den beri kimse yok. Ne araba solladık, ne araba var. Yürüyoruz efendim, haydi bakalım. İsimle tanıyabilir miyiz sizi? Mahir Çelik. Mahir abi hangi köy? Burası Koruköy, İmranlı'ya bağlı Koruköy köyü. Evet. Mevki olarak Semertepe. Semertepe. Az ileride Şahtepe var. Ondan sonra İmranlı'ya iniyoruz. Şahtepe Çufalar mıntıkasına düşüyor. Burası yukarı Çufa ile Koruköy sınırı. Ya biz sabahtan beri yolda bir tane araba sollamadı, bir tek seni bulduk. Yani benim de az önce balata su koy vermişti. Evet, yolda balata değiştiriyordum. Yolda biliyorsun. Sevgili abicim, kolay gelsin şu manzaranın eşiğine biz insanlara, şu güzel insanlara şu manzara izlettirelim. Tamam? Çok teşekkür ederim. Tamam. Sağ ol. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet, aynen söyledikleri gibi. Vallahi kimseyi bulamadık. En son sevgili dostlarımız çok teşekkür ediyoruz. Böyle yolda çevirdik, onlarla bir küçük sohbet yaptık. Vallahi ne güzel ya, şu yeşilliğe bak, evet, seyret alalım. Çaltepe. Evet, tekrar merhabalar. Böyle İmranlı'ya geçerken çok güzel bir çuhaya, bir köye girdik. Köyde de gidince bir teyzemi gördüm evin önünde otururken. İsim ne anacığım? Elif Türkçe. Elif anne nasılsın, iyi misin i̇yiyim, canım? Çok iyiyim kurban. Seni gördüm daha iyi. Allah razı olsun. Ne güzel yolun kenarında oturmuşsun, böyle temiz havalıyorsun. İşte böyle kimse yanımda yok, canım sıkılıyor. Vallahi. Geldim burada, beyim de kazaya gitti. Kazaya gitti, İmranlı'ya gitti. Çarşıya gitti. Ben burada mı kalıyorsun sürekli? Burada duruyor, oğlarımız var yanına gidiyor. Nerede oğlanlar? İkisi Ankara'da, biri İzmit'te. İzmit'te? Bir kızım İstanbul'da, biri de İzmir'de. Onlara bir selam göndersene böyle, ben salla bakayım hepsini. Selam edin, cümlesine selam edin, sizinkine de selam. canım benim, sağ ol. Sağ ol canım, sağ ol. Herkese de selam kurbanıyor. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Hayırlı yolculuk olsun, var Allah var. Keder vermesin. Canım benim, çok sağ ol. İşte bu Anadolu'nun, o Sivas'ın, o İmranlı ilçesinin misafirperverliği, o kadar güzel şeyler söyledi ki. Ona bir kere teşekkür etmekten başka, elini öpmekten başka ne olabilir ki? Ne olabilir ki kurbanım benim? Ne olabilir ki ya? Ne söyleyebilirim ki? Bizim yolculuk devam ediyor İmranlı'ya. Sağ ol. Bizim yol devam ediyor. Haydi bakalım. Sağ ol canım benim. Sağ ol anacığım, sağ ol. İyi günler. Evet, saat 7 gibi Suşehir'inden yola çıktık. Polat Deresi'nden o güzel manzara eşliğinde saatlerimiz yaklaşık 10'a geliyor. İmranlı'ya geldik işte efendim.
İmralı burası, Sivas'ın o güzel içerinden birisi. İmralı turumuz olacak içeride. Şöyle İmralı'ya doğru binelim sevgili Necdet. Hadi bakalım, gel. İmralı'ya geldik, caddeye geldik. Burası Sivas'ın yine Erzincan tarafına kapanan son kapısı. İmralı geçtiğiniz zaman Kızıldağ'dan Refahiye tarafına yürüyorsunuz. Bu taraftan yürürseniz Zara istikametine yürüyorsunuz. Bir arka tarafı Suşehri. Ama biz Suşehri'nden geldiğimiz için, çok da böyle dağ yolundan, böyle Polat Deresi mevkiinden geldiğimiz için biraz uzun sürdü efendim. Yani muhteşem ya, güzel, ne kadar güzel içe bak. Gel sevgili Necdet, gel. Vay vay vay. Kolay gelsin. Vay vay. Selamun aleyküm. Hazineleri git hele. Nasılsınız, iyi misiniz? İsmim Cihan Koca. Cihan abi, nasılsın? İmralı mısınız? Ben Gürünlüyüm, Sivas Gürünlüyüm. Gürün'e de gideceğim. Gittik. Gittik oraya biz. Sizin isim? Eylül Bey. Sizin? Yılmaz Yalçın. Sizin? Melek Yalçın. Senin? Sinan. Sinan. Sinan, nasıl, İmralı'yı seviyor musun? Hı. Nerede oturuyorsun sen? Normal İstanbul'da mı? Ankara'da mı? İstanbul'da. Neresinde? Kaynarca'da. Kaynarca'da. Nasıl, İmralı'ya seni geliyor musun? Evet. Geliyorsun. Okul başa zaman dönüyorsun tabii ki. Hmm. Evet, biz de Vadinin Sesi Yollarda çekim ekibi olarak Medya TV'den bugün İmralı bölümüne başladık. O çok uzak yoldan geldik vallahi. Suşehri'nden geliyoruz. Oo, sabahtan beri. Yakın. 35 kilometre. Bak, nasıl bildim? Ben ne dedim sana? 35 kilometre falandır. Hayır, 25 kilometre. 35 değil. 35. Neyse. 35. 35. Değil mi? Ben de 35 dedim. Size kolay gelsin. Afiyet olsun. İmranlı'nın insanları güzel. İmranlı'nın kültürü güzel. İmranlı'nın havası güzel. Ben bunları soruyorum kurban olduğumda. Ahiret derken. Lan mıdır aklı yetmiyor. Buyur. Buyur. Ne istiyorsun? İmranlı ne ifade eder? İmranlı çok güzel bir kazağımızdır. Yazları havası serin olur. Kışın tabii biraz soğuk olur. Suyunu iç, afiyet olsun. Kızıldağ'ın suyu hakiki doğadan çıkan. Canınız gitti. Kızıldağ bana çok hoş. Her gittiğim yerde su içiyorum. Bu da İmranlı'nın suyu. Siz afiyet olsun. Şimdi gidecek, bunlar evde de içmeye çalışacaklar mutfakta. İyi de bu suyun lezzetini nereden bulacağız? İstersen en kral suyu alın. Valla. Onbaşı'nın yere televizyon. Neyi? Tut beni, künyen okusun hadi. Yok, unuttuk onları, onbaşı. Öyle demeyeceğim. Öyle 9. kolordu, 11. tümen, 220. zıhlara, 3. mekanize, piyade taburu, 1. bölük, 1. bölük. Ne var öyle, benimki de 20 sene oldu canım. Allah Allah. Allah Allah. Nasıl gidiyor muhtarım? İmranlı hayat nasıl? Neler söylemek istersin? Köyünle ilgili olabilir. Bak, seni rastladık, ben tesadüf. Ne söylemek Şimdi istersin? Köyümüz net olarak 125 haneden ibarettir. Şu anda köy konağımız yapılmıştır. Yollarımız yeni asfalt olmuştur. Sevgili izleyiciler, şimdi ben Suşehri'nden geliyorum. Polat Deresi mevkiinden geldiğim için. Evet, yollar çok güzel. Asfalt. Ama bence yavaş gelmenizin en güzelliğini biliyor musun? Doğayı seyrederek geliyorsunuz. Manzarayı seyrederek geliyorsunuz. Yani bir otobanda 120-130 dakika geçmenizin bir esprisi yok ki. Size doğayı izlettiriyor. Size güzelliği izlettiriyor. Size o güzellikleri görebilmek çok önemlidir.
fit yani. Evet, zayıftır. Sağımız yoktur. Tarım çok az. Yani az dediğin pahalı olduğu için mazot. Evet, eski ismi. Çok eski ismini araştırırsan koş gülüyor olarak geçiyor. Amitaba? Evet, Amitaba. Maciran? Maciran, maciran. Maciran. Ha, bizim Tülayon'dan soyadını maciran koymuş. Koçgiri. Koçgiri. Maciran falan. Koçgiri, Avganız, Ezbider, ondan sonra Mindaval, ondan sonra Refahiye ne diyorlardır? Erzincan'ın Refahiye. Ne var da burada dibimizde? Erzincan. Neydi lan? Ya unuttum. Valla. Kusura bakmayın. Evet. Devam ediyoruz. İmran oturuyoruz efendim. Bir el sallar mıyız? Tüm herkeslere. İmranlı'dan. Teşekkür ettik. Selam. İmranlı'dan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.